Rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Allah-u Teala Kadir gecesine kadar Ramazan ayının her saatinde cehenneme girmeye müstahak olmuş 600 bin kişiyi cehennemden azat eder. Kadir gecesi olduğunda da Ramazan ayının başından itibaren affettiği kişi sayısı kadar kulunu affeder. Fıtır bayramın ilk günü olduğunda ise Allah-u Teala Ramazan ayının başlangıcından bayram gününe kadar affettiklerinin sayısı kadar kulunu cehennem azabından azat eder. Enes bin Malik radıyallahu an rivayet ettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Fıtır sadakasını verene kadar kulun tuttuğu oruçlar sema ile arz arasında asılı bir vaziyette kalır. Fıtır sadakasını verdiği zaman Allah-u Teala bu sadakaya yeşil iki kanat verir ve yedi kat semaya kanat çırpar. Sonra Allah-u Teala arşın kandillerinden birine konmasını ve kıyamete dek sahibini beklemesini emreder. Enes bin Malik, müminin beş bayramı olduğunu söylemiştir. Müminin günah işlemeden geçirdiği her gün ona bayramdır. Kişinin kelime-i şehadeti söyleyerek, şeytanın aldatmalarından korunarak iman ile dünyaya veda edeceği gün onun bayramıdır. Sırat köprüsünü geçtiği, kıyametin tehlikelerinden emniyette olduğu, hasımlarının ve zebanilerin elinden kurtulduğu gün onun bayramıdır. Cehenneme girmeyeceğine emin olduğu ve artık cennete ayak basacağı gün onun bayramıdır. Rabbül Aleminin cemaline bakılacağı gün kulun bayramıdır. Vehb bin Münebbih şöyle anlatmıştır. Her bayram olduğunda İblis aleyhillâne büyük bir hüzne gark olur. Onun bu halini gören diğer şeytanlar etrafında toplanırlar ve söyleyin, yerde veya gökte sizi kim öfkelendirdi? Söyleyin ki onu kıralım, bertaraf edelim dediler. İblis, hayır, sizin zannettiğiniz gibi değil. Allah-u Teala bugün de ümmeti Muhammed'in günahlarını affetti. Bu saatten sonra size düşen görev, onları sakıncalı lezzet ve şehvetlerle oyalamak, içki içmelerini sağlamak, neticede Allah-u Teala'nın onlara öfkelenerek azap etmesini temin etmektir diye karşılık verir. Akıllı kimse bu duruma dikkat etmeli ve bayram günlerinde Ramazan ayı bitti diyerek şehvetlerinin peşine kapılmamalı, yasaklardan sakınmalı, ibadet ve taatlerine devam etmelidir. Bu sebeple Resulullah aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Bayram günü sadaka vermeye tesbih, tehlil, la ilahe illallah getirmek, zekat vermek ve namaz kılmak gibi hayırlı ameller yapmaya gayret gösteriniz. Çünkü bugün Allah-u Teala'nın günahlarınızı bağışladığı ve dualarınıza icabet edip sizlere rahmet nazarıyla baktığı bir gündür. Hikaye edildiğine göre Salih bin Abdullah bayram olduğu zaman mescide bayram namazını kılmaya giderdi. Bayram namazından sonra evine döner, ailesini, çoluk çocuğunu etrafında toplardı. Omuzundan aşağı demir bir zincir geçirir, başından aşağı küller saçar ve hıçkıra hıçkıra ağlardı. Ailesi ona, ''Ey Salih, bugün bayram, bugün sevinme günü, senin bu halin ne böyle?'' derlerdi. Salih de, ''Bugün bayram olduğunu ben de biliyorum. Lakin ben bir kulum. Rabbim bana kendisi için çalışmamı, amel etmemi emretti. Ben de çalıştım, amel ettim ancak kabul olunur mu, olunmaz mı bilemiyorum.'' dedi. Bundan sonra Salih bin Abdullah mescide gitti ve bir köşesine oturdu.
kendisine "Neden mescidin orta tarafına oturmuyorsun da kıyısına, köşesine oturuyorsun?" denildiğinde "Ben rahmet dilenmeye geldim. Dilencilerin yeri de kıyı ve köşelerdir" diye cevap verdi. Rivayet edilen bir haberde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Bayram sabahı olduğunda Allah-u Teala görevlendirdiği melekleri yeryüzüne gönderir. Her bir melek bir sokağın başına geçerek insanların ve cinlerin duyamayacağı bir sesle, "Ey Muhammed ümmeti, kerem sahibi Rabbinizin huzuruna çıkın. Çünkü O bol bol veriyor ve büyük günahları bağışlıyor" der. İnsanlar bayram namazlarını kılmak üzere evlerinden çıktıklarında Allah-u Teala meleklerine, "Ey meleklerim, çalışan kişinin işini tamamladıktan sonra ücreti nedir?" der. Melekler, "Ey Rabbimiz, onun ücreti, çalışmasının karşılığı bol bol verilmesidir" derler. Allah-u Teala onlara şöyle buyurur: "Ey meleklerim, ben sizleri şahit tutuyorum ki, onların Ramazan'da tuttukları oruçları, kıldıkları namazları mukabilinde ben de onlara rızamı ve mağfiretimi veriyorum" der. Sonra Allah-u Teala şöyle buyurur: "Ey kullarım, benden isteyin, izzetime ve celalime yemin olsun ki, bugün dininiz veya dünyanız için ne isterseniz onu vereceğim." Denilmiştir ki Allah-u Teala'nın kullarına dünyada bayramlar ihsan etmesinin sebebi, onlara ahiret bayramlarını hatırlatmak içindir. Bayram günü insanların kimini yay, kimini bir binitin üzerinde, kimisinin yeni elbiseler giyinmiş, kimisinin de üzerinde neredeyse elbise namına hiçbir şey olmadığını görürsün. Bazıları atlas elbiseler giyinmiş, bazıları gülüp oynuyor, bazıları ise ağlıyor. Şimdi kıyamet meydanını hatırla. Zira orası da aynen böyle olacaktır. Allah-u Teala'nın ayeti kerimesinde buyurduğu gibi, takva sahiplerini heyet halinde çok merhametli olan Allah'ın huzurunda topladığımız, günahkarları da susuz olarak cehenneme sürdüğümüz gün. Meryem Suresi. Sura üflendiği gün bölük bölük Allah'a gelirsiniz. Nebe Suresi. Nice yüzlerin ağardığı, nice yüzlerin de karardığı günü düşünün. Âl-i İmran Suresi. Bilindiği üzere bayramlardan en çok hüznü çekenler yetimler ve yakınları vefat eden kimselerdir. Enes bin Malik radıyallahu anh şöyle anlatmıştır: Resulullah aleyhisselam bir bayram namazını kıldırmak için evinden çıkmıştı. Çocuklar yolda oyun oynuyorlardı. Ancak onların karşısında bir çocuk ise oturmuş ağlıyordu. Üzerindeki elbiseler de pek eskiydi. Nebi aleyhisselam, "Ey çocuk, neden ağlıyorsun? Neden sen de onlarla beraber oynamıyorsun?" diye sordu. Çocuk kendisine soru soran bu kişinin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu bilmiyordu. Çocuk, "Babam Resulullah aleyhisselam ile beraber katıldığı bir savaşta öldü. Anne de gitti, başkasıyla evlendi. Babamdan kalan mirasımı da yedi. Sonra annemin yeni kocası beni evimden çıkardı. Şimdi ne yiyecek bir lokma, ne içeceğim, ne elbisem, ne de gidecek bir evim var. Bu bayram günü yeni elbiseler giyinmiş, babalarıyla beraber dolaşan çocukları görünce ölen babamı hatırladım. Beni bir hüzün kapladı. O sebeple ağlıyorum" dedi. Bunun üzerine Resulullah aleyhisselam çocuğun elinden tuttu ve "Ey çocuk, ister misin ki ben senin baban, Ayşe annen, Hasan ve Hüseyin ağabeylerin, Fatıma da ablan olsun" dedi. Bu sözler üzerine çocuk kendisiyle konuşanın Resulullah aleyhisselam olduğunu anladı ve "Ya Resulallah, neden istemeyeyim ki?" Bundan sonra Resulullah aleyhisselam çocuğu evine götürdü.
en güzel elbiselerinden giydirdi, karnını doyurdu, güzel kokular sürdü. Çocuk gülerek sevinçli bir şekilde sokağa çıktı. Onu gören diğer çocuklar, "Az önce ağlıyordun. Sana ne oldu ki böyle sevinçli oldun?" dediler. Çocuk, "Aç idim, doyuruldum. Elbiselerim yoktu, yeni elbiseler verildi. Yetimdim, Resulullah aleyhisselam babam, Hazreti Ayşe radıyallahu anha annem, Hasan ve Hüseyin radıyallahu an ağabeylerim, Hazreti Fatıma radıyallahu anha ablam oldu. Artık sevinmeyeyim mi?" dedi. Bunun üzerine çocuklar, "Keşke bizim babalarımız da Allah yolunda çarpışırken şehit olsalardı da bizler de senin gibi olsaydık" dediler. Resulullah aleyhisselam vefat ettikten sonra bu çocuk sokağa çıktı, üzüntüsünden başına topraklar saçmaya başladı ve "Ben asıl şimdi garip ve yetim oldum" dedi. Onu gören Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh alıp bağrına bastı.